Arkadaşlar seni ziyarete gelmiş. Hoş geldin. Gel sana gel. Seninle konuşmak istiyorlar. Ziyarete gelmişler seni. Gel. Geç otur. Dün itibariyle ulusal basında çıkan haber üzerine Adana Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'ın talimatları üzerine Yüreğir ilçemizde Tahsilli Mahallesi'nde bulunan atıl bir evde yaşadığını gördük teyzemizin. Akabinde bakanlığımıza ait olan Çukurova Bakım Merkezi'ne yerleştirdik. Teyzemizin 1939 doğumlu. Bir tane de 40 yaşlarında oğlu var. Oğlu işsiz, herhangi bir işi yok. Teyzeye de bakım noktasında çok istekli değildi. Huzur evine yerleşmesini istiyordu. Teyzemizi acil valilik onayıyla aldık ve müdürlüğümüze bağlı bu merkezimize yerleştirdik. Durumu nasıl peki şu anda? Şu an herhangi bir ilaç kullanmıyor. Tedaviyi gerektirecek herhangi bir hastalığı da yok. Ancak yine tedbir amaçlı yarından itibaren gerekli kontroller yaptırılacak ve devletimizin bütün imkanları teyzemiz için seferber edilecektir. Kamyon getirmeni gitti, bilmiyorum yani. Durum bu. Kim çıkardı abi? Dün neler ettim abi oğulların yanında. Kovdum dün, yapmadığımı kaptım. Yazık oğlum ya, bir haftada kaldım burada rezillik yapar. Bilmiyor, bilmiyor. Ne dersen de bilmiyor. Yaramız. Anladım. He, beni dövüyor dedi. Bilmiyor. Bilse de yani anladın yani. Alan derinliği almış. Da geliyor pazartesi günü. Ana pazartesi günü kadar bu karı sulatta mı? Allah'ım geldin ne yapsın? Kafasına bu kadar ne bitti ya? Bir de kafasına bak. Ablacığım hiç gerek. Bunlar göstermeye gerek yok. Güzelim. Kayak mı atmışlar lan? Aşağı. Aşkım haberi de çok, içeri de çek, serbest. Gitmen yemeğini ye, sıpa. Sık yemeğini. Allah belası bir şey, biri gitti bu abi. Kesin bir şey içti, buldum. Şuna. Gel buraya lan. Nezi yapar bana, nezi yapar bana. Teyze oraya şöyle uzan bakayım. Şöyle uzan. Hayati tehlikesi olduğunu görüyor, ancak konunun detayları paylaşılmamış bizimle. Yürüyorum. He ben çek sosyeteye çek. Ablam da dur be ya. Gelsene. Babasına bağırdılar.